Merhaba Murat Bey, bu ünlü ve büyük bir koleksiyonunuz var bugün. Sizinle beraberiz bu araba koleksiyonlarınızı inceleme geldik. Acaba bize araba koleksiyonunuza ne zaman başladığınızı anlatabilir misiniz biraz? 1995-96 yıllarıydı sanırım merakla başladı. Tabii çocukluktan gelen bir araba merakı, araba sevgisi. O senelerde herhalde daha yeni yeni Türkiye'ye böyle koleksiyon arabaları, maket arabalar yeni yeni gelmeye başlamıştı diye. Belki daha önceden vardı da bizim dikkatimizi o zamanlardan çekti. Ufak ufak buradaki ürünlerde işte maket, bir kez metal kitabı koleksiyonu parçalarıydı. Ufak ufak almaya başladım. Daha sonra artınca bu isteğimiz yurt dışından farklı ülkelerden bulduğumuz, hoşumuza giden, sevdiğimiz maketleri bir şekilde temin ettik, getirttirdik. Postayla, tanıdıklarla veya biz kendi gittiğimde yurt dışından alıp gelerek. Böyle başladık işte. Aramalarınızla nasıl ilgilendiğinizi biraz anlatır mısınız? Veya bu modellerin asıl üretim aşamasında olduğunu. Yani şimdi açıkçası bu model arabaların üretimiyle ilgili çok büyük bir araştırma yapmadım. Sadece görseli beni cezbediyor. Bunları sergilemek böyle ofisimde, evde, iş yerinde bunlar hoşuma gidiyor. Dediğim gibi hani nasıl üretiliyor, nasıl yapılıyor çok bilgim yok ama şunu biliyorum. Bu model arabaların, gerçek koleksiyon arabalarının boyaları gerçek orijinal araba boyasıyla yapıldığını biliyorum sadece detay olarak. Birebir kendi orijinal boyalarıyla boyuyorlar şu anı. Onun haricinde çok bir açıkçası yapılış tarzıyla bilgim yok. Ama benim yaptığım ayrıca plastiklerden işte yine gerçek araba boyalarıyla işte bir tanesinin bir parçasını boyamışım. Bunlar gibi kendi yaptığım şeyler var. Sizin en sevdiğiniz model araba hangisi acaba? En sevdiğim model araba. Hani bir tane seçmek zorunda olsaydınız. Bir tane seçmek zorunda olsaydım. Şurada bir tane arabam var. Görüyor musun bilmiyorum ama. Bir tane 200'den Mercedes'im var. 55-56 model. Buradan. O benim için bir farklı. Peki son bir soru. Bu koleksiyonu sizce diğerlerinden ayıran özellik nedir? Yani şimdi birçok kişi kendine göre bir koleksiyon yapıyor. Herkesin farklı farklı sevdiği ürünleri biriktiriyorlar. Yine araba koleksiyonu yapanlar içerisinde böyle kendi keyiflerince Amerikan işte Avrupa arabaları veya karışık toplayanlar var. Benim çok böyle eskiyle Amerikan tarzıyla değil de daha çok günümüz arabaları ve Avrupa arabaları benim merakımı çekiyor. Çoğu koleksiyoncu böyle bu tür koleksiyon yapanlardan çoğu şeydir. Amerikan arabasıyla bu eski klasik arabalarla başlayıp yapanlardır. Benim hiç öyle bir sevdam olmadı. Benim bunların farkı Avrupa arabalar olması çoğunlukla elimde. Çok nadirdir Amerikan arabası, Avrupa arabası ve günümüz arabalarını özellikle bindiğim, kullandığım arabaları toplamayı çok seviyorum. Bence farkım o. Aşağıda atölyem var, iş yerinin alt katında. O atölyede nelerle yapıyoruz, bilgi veririm sana. Şimdi Murat Bey bize biraz anlatır mısınız bu Ne yanıtlı? malzemelerin ne işe yaradığını veya nasıl Şimdi başlıyor? burada ne yapıyoruz? Plastik hazır kitleri nasıl göstereyim? Şöyle kutularda hazır satılıyor. İçerisinden bakalım açalım bir tanesini. Plastik boyasız tam şekilde şeyler çıkıyor kutulardan. Bunları
yapıştırıyoruz gerekli yerlerine. Şu şekilde çıkan arabaları. Ondan sonra astarını attık, macununu yaptıktan sonra boyuyoruz ve yavaş yavaş gelin hepsini topluyoruz. İşte motoru, kapısı, camı, iç döşemeleri, kromajları. Aynı bunun gibi yapıyoruz. Buradaki gibi o plastiği. Neyle yapıyoruz? İlk önce bak burada astarladım bazı şeylerini, parçalarını. Daha önceden astarını yaptığım parçalar var. Bunları daha sonra işte boyalarımız var rengarenk. Bunlar gerçek araba boyaları veya dışarıdan akrilik boyalar alabilirsiniz. Şu şekilde. Burada tabancamız var. Air brush'ımız. Bununla işte bir boya kabinimiz var. Buradan tozu çekip havalandırmaya verdiğimiz bir boya kabinimiz var. Cilaları var, pastaları var, bilmem ne. Sanki bir araba yapar gibi. İşte bu da bir parça, başka bir arabamız. Yarım kalmış. İşte motorunu topluyoruz. İç aksamını topluyoruz yavaş yavaş. Dışı burada. Sonra bunları birleştiriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bunlar da eski çocukluklarımızdaki matchbox'larımızı, işte boyası solmuş, işte bozulmuş, yıpranmışları alıyoruz. Daha doğrusu var olanlarımızı, boyasını söküyoruz. Ondan sonra mesela şuralarını dolgu yapmışız macunla, zımparaladıktan sonra bunu bir astar, boya. Bunu da bu şekilde kendimiz değerlendiriyoruz. Parçaları, şeyler. Peki sizce bu zor bir iş mi yoksa kolay mı? Yani tabii ki bunu dört dörtlük yapmak bir anda mümkün değil ama başladıktan sonra bir iki ay içerisinde eliniz alıştıkça yavaş yavaş yapabileceğiniz zor olmayan şeyler. Çok basit değil ama çok da zor, böyle göz korkutan, sıkıntı verecek bir şey değil yani. Herkes çok rahatlıkla yapabilir. Biraz sabır istiyor sadece. İşte böyle. Peki atölye çalışmalarınız sizce zevkli geçiyor galiba? Tabii burada günün stresini atıyoruz. Kafamız böyle canım sıkıldığında kafamı dinlemek istediğimde geliyorum burada. Kopuyorum dünyadan. Sadece yapacağım arabalarda ne renk boyayacağım, nasıl olacak onları düşünerek biraz rahatlıyorum. Sıkıntılı anlardan biraz kurtuluyoruz. Sizin buradan izleyicimize söyleyebileceğiniz bir şey varsa siz alalım. Valla herkesin bir hobisi olması lazım bence. Bu illa araba veya başka bir şey değil. Kendilerine bir hobiyle işte oyalamak, vakit geçirmek, stresi atmak. Ama herkes mutlaka bir hobi edinmeli. Herkesin gözü korkuyor, masraflıdır, şudur, budur veya ne bileyim yapamam falan diye. Denesinler, mutlaka kendilerine uyacak. Bütçelerine, el melakelerine yapabilecekleri mutlaka bir şey vardır. İşte çiçek yetiştirmek olabilir, akvaryum olabilir, başka bir şey olabilir, seramik olabilir. Ama mutlaka herkes bir hobiyle uğraşıp vaktini düzgün değerlendirmek diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederiz Murat Bey. İyi günler, kolay gelsin o zaman.